hidrofilik patlama da bir hasar oluyor. Veya da çok fazla hidrofilik olması gerekiyor olabilir bir malzemenin. Yani neyse, yani arteriovenöz malformasyon olan bir lezyon oldu mu hiç karaciğerde? Hiç öyle bir şeyiniz... Yani tümör için yaptığımız röportajda olmadı. Yani şantın dışında, tümör için şantın dışında arteriovenöz malformasyon. Daha çok net bir şekilde tümörel koyamıyor. Koronavirüs. Bugün İnönü Üniversitesi bünyesinde düzenlenen İnönü Karaciğer Tümör Günlerinin ikinci günündeyiz. İkinci gününde canlı vakalarda karaciğer tümörlerinin tedavisinde önemli bir yöntem olan radyo embolizasyon konusunda dünyadaki sayılı bu işle uğraşan ve Türk arkadaşlarımızın katılımıyla yaklaşık 26 ilden gelen 80 doktor, hekim arkadaşımıza burada eğitim veriyoruz. Bir kısım tümörlerde evet dediğiniz doğru ama maalesef karaciğerlerinde tümör olan bazı hastaların büyük bir hasta grubu da karaciğer nakiline uygun değiller tümörlerinin büyüklükleri ve yerleşimleri nedeniyle. Bu tür işlemler karaciğer nakline aday ancak tümörleri nedeniyle nakil olamayan hastaların bir kısmının karaciğer nakline uygun hale gelmesine yardımcı en önemli işlemlerden bir tanesi. O yüzden karaciğer nakline faydalı, ona yol açan, onların da nakil yapılmasına şans veren bir yöntem. Evet, teşekkür. Ülkemizin bulunduğu durumdan ben gurur duyuyorum. Burada Karaciğer Enstitüsü'nün, Ramazan Hoca'nın, Sezai Hoca'nın yaptıkları dünya çapında bir olay. O yüzden tam tersi onur duydum gelmekten, böyle bir toplantıya katılmaktan. Burada yapılan, neredeyse dünyanın her yerinde yapılan şeyler burada da yapılıyor, daha fazlasıyla yapılıyor. Ama bu toplantıyla işte bilgi ve deneyimlerimizi hep birbirimize geçiriyoruz. Çok güzel bir ortam oldu. Peki hocam, bu işlemden biraz bahsetmek ister misiniz yani? Bu işlem yaklaşık 2000'li yılların başında başladı Amerika'da ve gittikçe popülarite kazandı. Çünkü kullandıkça, yaptıkça ne kadar daha faydalı olduğunu, ne kadar daha çok hastaya hizmet verebildiğimizi gördük. Biraz önceki açıkladığınız şeyde ufak ve sayısı az olan tümörlerde kuratif olabiliyor bu işlem. Yani hastayı tümörden tamamıyla arındırabiliyor. Ama büyük lezyonlarda amaç o tür bir etki, tamamen tümör ortadan kaldırma etkisi zor olsa da mümkün. Ama genellikle hastada tümör bir şekilde kalıyor ve büyüyor ama hastanın yaşam ömrünü uzatıyoruz onlarda da. 6 ay, 1 sene yaşayacak olan hasta 1, 2, 3, 5 sene yaşayabiliyor. Öyle bir faydası oluyor. Evet. Hoca'ya katılıyorum. Gerçekten Malatya'da böyle başarılı bir hem transplant hem girişimsel onkolojik tedavi merkezini görmekten gurur duyduk. Yine Bülent Hoca'nın dediği gibi bizler de onlardan çok şey öğrendik. Ve ayrıca enerji dolu öğrenmek için buraya gelmiş 26 ilden sanırım genç doktorları görmek de bizi çok sevindirdi. Biz de müteşekkiriz burada olmaktan. Çok
Üniversitesi'nden bir hocamız. Evet. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Yani gerek yurt dışından Amerika'dan hocalarım, burada Ramazan hocam. Gerçekten Malatya Üniversitesi, Karaciğer Nakil Enstitüsü bizim yüz akımız ülke olarak. Ve burada yapılan işlerin altında yatan işte mesela karaciğer tümörlerinin tedavisiyle ilgili aslında belki dışarıdan çok görünmeyen bir tarafı da var. Çünkü biraz önce de anlatıldığı gibi bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de karaciğer nakline uygun olmayan ki buraya gelen hastaların büyük kısmı yani tümörü olan hastaların büyük kısmı belki bu şekilde bunları nakile uygun bir hale getirip tamamıyla bu hastalıktan kurtarmak. O nedenle biz bunu Türkiye'de ve yurt dışında hocalarımı yapan hekimler olarak bilimsel birikimlerimizi paylaşacak şekilde burada bu ortamda bulunmak ve buluşmak gerçekten bizim için çok büyük bir değer. Evet, çok teşekkürler. Ben de Hüseyin Radyoloji'de çalışıyorum. Yani İnönü zaten Türkiye'nin karaciğer nakil konusunda parlayan yıldızı. Ve karaciğer sadece nakil olayı değil bir ekip işi. İşte cerrahisinden girişimsel radyolojisine, nükleer tıbına ve diğer tüm branşları da içine alıyor. Bu enstitü Türkiye'de biliyorsunuz eşsiz ve tek tüm karaciğerle ilgili şeyleri yapabildiği için açıkçası biz diğer üniversiteler olarak gıptayla bakıyoruz ve özeniyoruz, kıskanıyoruz. Radyoembolizasyon tedavisi de tüm dünyada yaygınlaşan güncel bir tedavi ve ülkemizde de aynen aynı güncellikle sofistiki bir şekilde yapılıyor. Ramazan abiye böyle bir toplantı düzenlediği için de ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü hakikaten bu ekibi bir araya getirmek öyle kolay bir şey değil. Amerika'dan olsun, Türkiye'den olsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz de deneyimizi artırıyoruz.